tabii ki bir Beşiktaşlı olarak çok üzücü bir durum. Ama oturup ağlamamak lazım. Bunları biz seneler evvel söyledik. Fakat taraftardan çok tepki aldık. Hep Beşiktaş'ın kötülüğünü istiyor diye. Maalesef Sayın Yıldırım Demirören hiçbir detayları cevaplamayarak, daha doğrusu ödemeyerek, pas geçerek en ufak 5 milyarlık, 3 milyarlık bile, yani eski para davaları bitirmeyerek Beşiktaş'ı bugünlere getirmiştir. Maalesef bunlar daha önceden belliydi yani. Sayın Fikret Orman'ın şu anda bir kabahati yok. Tamamen eski yönetim, Yıldırım Demirören başkanındaki yönetim bu kulübü bu hale getirdi. Ama Fikret Orman da başkanlığa aday oldu son gün. Plansız programsız geldi. Ki Beşiktaş'a bence böyle gelinmez. O yüzden dolayı her gün mayın tarlasında yürüyor. Hangi mayının ne zaman patlayacağı belli değil. Her adımda bir mayın patlayabilir. İşte böyle bu sene UEFA çıktı. Belki bu Portekiz'i eğer gönderemezsek, onların parasını ödeyemezsek, artı SSK veya vergi borçları diyelim onlara total olarak, onları da ödeyemezsek daha büyük yaptırımlar gelebilir Beşiktaş'a. Yıldırım Demirören Beşiktaş'ı nasıl bir kulüp olarak bıraktı? Ayrılırken işte o hibe sürecini biliyorsunuz. Son durum, yani sizin kulağınıza pek çok şey geliyordur ama paylaşabilir misiniz uygun gördüğünüz kadarıyla iştiyse? Yani Demirören parayı nasıl aldı mı, nasıl alacak mı, yoksa ne harcama yaptı mı? Yani o kadar çok kafamda Beşiktaş şeyleri var ki. Gerçeği bilmediğimiz için her türlüsü gerçeği yani. Senetleri alındı çünkü Mali Genel Kurul'da bu senetler. Ağustos ayında ilk başlamak üzere 2014'e kadar senetler kulüpten alındı. Şimdi Beşiktaşlı camianın soracağı soru şu. Bu senetleri Sayın Yıldırım Demirören'e kim imzaladı? Yıldırım Demirören kendi kendine imzalamadı herhalde. Bakın çok önemli bir şey bu. Bu senetleri Yıldırım Demirören'e kim verdi? Kim imzaladı? Birinci sorumuz bu. Yani bunu bir kere bilmemiz lazım. Bu çünkü Beşiktaş'a düşmanlık yapmıştır. İkincisi, ben Sayın Yıldırım Demirören'in bu parayı alacağını zannetmiyorum. Sadece Sayın Fikret Orman'la birlikte yani anlaşarak mı diyeyim artık, mecburen mi diyeyim? Yani onu öyle, yani şimdi ters bir şey de söylemek istemiyorum. Başında giyotin gibi durduruyor yani. Yani ben zannetmiyorum. Anlayamadım. Yani giyotin gibi senetler Beşiktaş'ın başında duruyor. Yani Yıldırım Demirören'e bu kabahatlerini söyleme gelince, başkan olunca diye Fikret Orman'la. O yüzden dolayı da araları şu anda iyi gibi gözüküyor ama zarar yine Beşiktaş'ın oluyor. Yani ben demiyorum kavga etsinler. Ama gerçekleri yani niye saklarlar millet, onu anlamıyorum ben. Yani her şeyi konuşulsun. Şu anda Yıldırım Demirören 1,5 milyar dolar Beşiktaş'ı para harcamıştır. Bir tane şampiyonluk almıştır. Artı 103 trilyon kendine cebine senet almıştır. Artı şurada gördüğünüz yakın olduğu için söylüyorum. Arkada değil. Fulya'daki çok büyük bir parseli maalesef bir tane Acıbadem Hastanesi'nin olduğu yer kalmıştır. Bir de garajlar kalmıştır. Oradan da çok büyük zarar etmiştir Beşiktaş. Dolayısıyla her şeyi bitirmiştir. Yani bütün parayı da böyle böyle bitirdi harcayarak. Karşılığında stat mı yapıldı? Hayır. Şampiyonluklar mı alındı? Hayır. Maalesef futbolcularımız da şu anda yaptığı transferler, hani 40 bin kişi doldurduğumuz İnönü Stadı'ndaki bütün transferler de şu anda belki bedavaya gidecekler. Yani o da külliyen zarar. Çok eleştiriyorum ama yani 5 yaşlıyım, sonuçta eleştireceğim. Sayın İbrahim Altınsay 10 gün gitti, yurt dışında kaldı. Getirdi, rapor verdi Sayın Fikret Orman'a ama bir Türk de anlaşılırsa şaşırmayın. Türk hocayla anlaşılırsa şaşırmayın. Yani niye 10 gün orada kalındı? Madem cebinde paran yok, niye Avrupa'da hoca arıyorsun? Niye futbolcu arıyorsun? Eğer paran varsa birkaç kuruş indir bu elindeki değerli yabancıları. Hangisini istiyorsan, tabii ki hocayla birlikte olacak bu, antrenörle birlikte olacak. Bunların fiyatlarını indirirsin, eğer indirebilirsen. Veya da bonservis kazanarak göndermeye çalışırsın. Ama şu anda öyle bir herhangi bir çalışma yok. Yani Lale Devri yönetim devam mı ediyor Beşiktaş'ta? Yok, değil ama doğru şeyler yapılmıyor. Çünkü yönetim içerisinde de şu anda başladı. İbrahim Altınsay'ın önerdiği antrenör ve futbolcular. Bir de diğer grup var. Maalesef bir ufaktan çalışmaya başladı. Tabii bunu Sayın Başkan ortadan ikiye bölerek kesecektir. Ama yine de sağlıklı bir çalışma olmuyor yani. Yani bugün Beşiktaş'ın squad'da birkaç tane antrenör, eski futbolcu arkadaşlarımız var. Onları dinlemiyorlar. Yine lüzumsuz bir şekilde yabancı arıyorlar. Halbuki elde, düşünün, Beşiktaş'a Sayın
eski başkan öyle bir yanlış yaptı ki bir menajerden 13 tane futbolcu Beşiktaş'ta oynuyor. Yani Beşiktaş'ın zaten bunu da sorgulaması lazım. İkinci önemli sorun bu. Birinci önemli sorun demin söylediğim gibi bu hibeyi de imzası olan imzası kim, kimler imza attı Beşiktaş yanlısı. Bunu sorguluyorsun. İki, niye 13 tane futbolcu bir tane menajerden alınır? Peki ben de size son bir soru sorayım o halde. Beşiktaş için bu karar eşliğinde artık transfer lüks mü, ne dersiniz? Evet, lüks gayet basit. Biz 14 sene tribünde şampiyonluk görmedik ama Beşiktaş'tan kopmadık ki. Yani illa şampiyon oynayacak diye bir şey yok. Ama Beşiktaş ruhunu kaybetmemesi için İnönü Stadı'nı tek tek tribünleri yıkıp oradan çıkmaması lazım. Ve bunu da devletten rica etmesi lazım. Oraya buraya resim vererek değil de stat projelerine imza alarak bu işe hemen acilen başlaması lazım.